Melike. Hı. Annem beni niye sevmiyor? Annem seni niye sevsin ya? Niye sevmesin ya? Ne yaptım ben annene? Ya Allah aşkına bir bakar mısın? Sen kız annelerin seveceği bir tip misin ya? Bir bak Allah aşkına. Irz düşmanı mıyım ben Melike? Ne var benim kendimde anlamadım ki. Ya bir Ceylan'a yaptıklarını düşünsene. Sence Ceylan'ın annesi seviyor mudur seni? Benim annem bile beni sevdiğinden şüpheliyim de. Aa, bak orada dur. Sema teyze sana aşık. Aşık yani. Öyle bir oğlunu sevmek, bir obsesyon, bir takıntı. O başka bir seviye ya. O çok seviyor seni. Ama Ceylan'ın annesi de senin annenin sevme gibi bir imkanı yok diyorsun. Boşuna ümitlenme diyorsun. Ya ben Ceylan'ın annesi olsaydım bir tane böyle dürbünlü tüfek alıp bir taraflarından vurmuştum seni yani. Haklı kadın. Kıza yaptıklarını bir düşün ya. Gerçi çoğu benim yüzüne olanlar ama olsun. Nasıl biliyorsun kendini? Sen var ya kötü bir insansın. Allah Allah. Ben hiç böyle iyi bir insanım falan diye bir iddiada bulunmadım. Ayrıca iyi insanların başına sürekli bir şey geliyor zaten. O da doğru. Babam da geçenlerde öyle söyledi. Doğan seni bir doktora falan mı göstersek biz? Niye be? Ay ikidir sürekli Ahmet amcayla konuştuğunu falan söylüyorsun ya. 8 yıl oldu hani vefat edeli. Ya güzelim kalıplara hapsolma ya. Gerçekliğin sıradanlığına tutulup kalma öyle lütfen ya. Anne. Ne diktin bakıyorsun gözlerini ya? Yani bir hoşsun. Böyle bir karizma var üstünde, bir kendinden eminlik, arabayı bir havalı kullanmacalar, böyle bir gizemler falan. Hoş yani, karizmatik olmuş. İşte sen de bu kadarsın. Ne kadarım? Yüzeyselsin. Ben? Evet, senin hayatın boyunca dikkat ettiğin, önemsediğin şeylerin hiçbirini ben ömrüm boyunca umursamadım. Ha ben yüzeyselim yani. Biraz öylesin yani, kusura bakma da şimdi. Allah Allah, olabilir şekerim. Yüzeyselimdir belki. Ama güzeldi bir lagün aynı zamanda. Senin gözlerin lagün güzel. Ağzına laf yok ya. Roza. Roza. Bak şuradan geldi. Ne yap burada? Kimsenin olmaması normal mi sence? Ya ne bileyim. Taner demek ki Roza'yı kurtarmaya geleceğini düşünmemiş işte. Çok pis bir tuzak hissediyorum ben ya Melike. Doğan ya. Godfather of Harlem mi burası? Yürü işte bak. Hiç kimse yok. Sen şuraya bak bakayım biri var mı? Bu kapı. Hadi bakayım Sherlock. Bul bir çözüm. Sizde anahtarları saksının altına saklamak gibi bir fetiş olduğu için zor bir görev olacak şimdi. Demiştim zor bir görev olacak. Ya bu yaşa nasıl geldiniz siz ya? Aç şunu aç. Sanki 90'lar Türkiye'si bu. Roza! Melike! Ay yıldınız. Şimdi yok. İyiyiz. Çocuk çok kötü. Fena dövmüşler seni. Hadi oyalanmayın kaçın. Gelir melirler şimdi. Çok ağzısın resmen ya. Allah Allah ya bırakın şimdi hadi kaçın çabuk çabuk. Nereye gideceğiz nereye kaçacağız? Hadi gidin çabuk yok. Ya. Ya nereye gidip saklanacağız sen gelmeyecek misin? Ben konuşurum Taner'le konuşacağım ben biraz. İyi bir fikir mi sence bu İyi yani? İyi fikir sen git çabuk hadi oyalanmayın ya. Hadi gel. Hadi gidin çabuk. Ne oluyor lan?
Doğan abi. Taner. Hepsi bunun fikriydi. Taner Bey. Melike'nin aklına da Rozan'ın aklına da hep bütün fikirleri bu soktu. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Melike Hanım'ın avukatıymış, boşayacaklar seni. Yine mi be Doğan abi? Yine mi sattın beni? Ne satması Taner? Zorla güzellik olmaz. Laf anlamıyorsun ki. Ulan sana abi dediğim anımdan var ya. Niye? Abi ne yapıyorsun ya? Oh, çok acıdı bileğim. Ama zorluyorsun şansını Taner. Abi ama öyle olur mu? Oh, bıraksana müdahale ya. Müdahale edecek miyiz? Yok. Reis Bey'in kesin talimatı var. Dokunmayacağız Doğan. Dövecek mi Taner Bey? Biz de böyle izleyecek miyiz? Lan ne bakıyorsunuz? Deli manyak saldırsanız da. Oh. Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen madem kavga edebiliyordun, ne dayak yedin mıymıntı gibi? Dövüş sporlarında iyiyimdir Taner. Aikido bu. Aikido mu? Hı. Abi nasıl aldın? Vallahi büyük adamsın ya. Tık diye indirdin. Ya abartılacak bir şey yok Taner. Ya basit hareketler. Öğretirim sana. Gel bak. Nasıl? Gel bak. Valla? Gel. Oh. Ya şöyle basit. Vur bak. Bak. Vur. Geldim. Şu. Ya şu hareket ya. Bir... Aa! Bitti. Kitledin. Oh. Kitledin. Anladın abi mı? Evet evet evet. Kitledi. Bak şimdi. Yap. Yap aynısını. Tamam, getir. Bak. Hayır. Hayır. Ben hangi elle atıyorsam o elle. Tamam. Bilekten yakın. Ya Taner bak. Say. Oh. Kitleyeceksin ya. Allah Allah. Evet. Öyle değil Taner ya. Kitleyeceksin. Bilek kitleyeceksin ya. Allah Allah. Evet. Neyi var yani? Git abi. Melike. Kaçmamışsın. Çok konuşma. Buradan hep beraber çıkıp gideceğiz. Problem çıkartırsan yemin ediyorum topuklarını sıkarım ha. Sakın Melike yapma öyle. Dur abi ya. Atın ölümü arpan olsun. Sık Melike. Oğlum zorlama şansını Taner sende. Saçmalama Melike yapma öyle bir şey. Sık. Bak sıkıyorum. Sık Melike. Sıkarım ama. Sık. Hayır Melike. Sıktın mı? Sıkayım mıyım size de? Sık. Aman be. Boy devrisi bu terapistin. Topunu bile sıkamıyorum size. Terapisti çok giden herkese reisi götürdü. Sıkamadı. Sıkamadı ya. Kıyamadı. Tamam ne yapıyorsun? Hadi tamam tamam. Abi dur kızla sarılıyoruz ya. Ya oğlum sen bela mısın? Abi. Bela mısın oğlum sen başımıza ya? Bırak kızı. Çok canım acıdı ya. Ulan sana abi dedim be. Abi dedim sana. Deme dedim oğlum ben de bir kere. Sen nereye ya? Ulan seni güvenlik aldığım günün... Sen bittin. Şu sinirim bir geçsin seni mahvedeceğim Doğan abi. Bittin sen. Sana gelince Melike. Seni de boşamıyorum. Ne ah? Boşanmayacağım tabii. Görürsün bizi boşayacak mahkeme daha kurulmadı Melike. Ha, o mahkemenin var ya bizi boşayacak hakimi mahvederim. Hatta o mahkemenin önündeki zabıt katibini, otoparkını, önünde kalem satanını hepsini mahvederim tek tek. Bitti mi? Bitmedi. Boşanmıyorum. Bitti. Bitti artık biz gidelim yeter tamam. O zaman biz gidelim. Hadi iyi günler. Gidin. Temden gidin. E5 kapalıdır. Hangi rüzgar attı seni buraya? Doğancığım. Beni buraya niye bir rüzgar astın Mustafa abi? Vallahi insanlar buraya ancak işi düşünce uğrar da onun için. Abi işi düşmeden insan buraya niye uğrasın ki zaten ya? Burası çay çorba içip sohbet edilecek yer mi ya? Ayrıca sana dedim ben dışarıda görüşelim diye, işim var diye buraya geldik. Madem öyle dedin yani geldik yani. Ben de çok mutlu değilim yoksa. İnsanı ölüsünden değil, esas dirisinden korkacaksın, dirisinden. Korkmak değil de ne bileyim ya, böyle karşında boylu boyunca yatınca insan fani dünya diyor ya. Haklısın. Niye ölmüş abi bu adam? İntihar. Kendini asmış.
Mustafa abi, ben seni bir şey için rahatsız ettim ya. Bu DNA sonuçlarını almamız lazım. Bu çocuğun babasının kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Acil olmasa seni rahatsız etmezdim. Tamamdır. Şuraya koy sen. Tamam. Sonuçlar belli olur mu? Ben sana haberim. Tamam abi, sağ olasın. O zaman ben gidiyorum çünkü çok gergin, burası daha fazla duramayacağım Mustafa. Vallahi bence de iyi yaparsın. Sana güle güle. Namık Bey çok selam ver lütfen. Aleyküm selam. Mustafa abi, biraz yaşlandın mı sen? Sanki emekliliğin yaklaşmış gibi ha? Yok ya. Niyemiş o? Ne bileyim, gözler artık görmüyor gibi. Eskiden sen bir bakışta anlardın, şimdi birkaç saat uğraşıyorsun galiba bunlarla. Oğlum ne diyorsun ya? Bilmece gibi konuşma böyle ya. Mustafa, birazdan muhtemelen sen de anlayacaksın ama o intihar vakası değil, cinayet bence. Nereden çıkardın bunu? Abi asılmada ipin seviyesi boğulmaya göre daha yüksek ve dikey olur. Bak sen de birazdan fark edeceksin, o ilmeğin altında bir tane daha yatay iz var. Adamı asmadan önce boğarak öldürmüşler. Evet, doğru. Bir de bana ceza davalarına bakmam diyor. Ha, gitti bile. Çocuk harcanıyor. Resmen harcanıyor vallahi. Oğlum. Bu ne ya? Ulan daha dün aldık çiftliği, bugün hemen aciz gelmiş. Kızın kime borç olabilir ki? Hemen aciz koymuşlar üstüne. Zor. Çok zor. Bana mı dediniz? Pardon. Evet canım. Ya senin işin gerçekten çok zor. Ne bakımdan anlamadım. Ben Melike'yi gördüm. Ay taş gibi bir kız, çok güzel. Ben sana söyleyeyim mi? Doğan'ın peşini hayatta bırakmaz o. Siz acaba üzerinize vazife olmayan konulara burnunuzu sokmasanız mı Sezen Hanım? Sokmam hayatım. Sokmam, hiç sıkıntı değil. Yani ben senin için söylüyorum. Kadın dayanışması. Yani bir Melike'ye bakıyorum. Sonra bir dönüp şöyle sana bakıyorum. Ay bir de parmağına bakıyorum. Bir nişan yüzüğü bile takamadın hayatım. Aa ne oldu? Ay ben senin iyiliğin için söylüyorum. Her şeyi yanlış anlıyor canım. Sen önüne bak, işini yap bakayım. Konuştun mu Namık abiyle peki? Evet konuştum. Resmen başından savdu beni. İş yerinde gerginlik istemiyormuş, kendi aranızda halledin diyor. Tamam, ben konuşurum. Hatta şimdi gidiyorum, konuşma. Ben şuradan gideyim, sen kımılda. Namık abi, konuşmamız lazım. Tabii, konu neydi? Konu Sezen Hanım abi. Ha. Ya ben de o konuda seninle konuşmak için gelecektim, iyi oldu geldin. Ha anladın yani durumu, süper, tamam. Anladım, anladım, anladım. Ben Sezen Hanım'a... Konuş ya, bir çeki düzen versin abi hareketlerini. Bu gece yemeğe çıkmayı teklif edecektim de. Hayda, abi sen beni nereden anladın ya? Niye, kabul etmez mi? Teklif etme diyorum abi. Sakın teklif etme, edecek misin yoksa? Niyeymiş o? Namık abi. Sezen Hanım çok yanlış bir kadın. Doğancığım, bak ben bu konuda en son senden akıl alırım, tamam mı? Namık abi. Gerçekten mi? Ne zaman oldu? Gerçekten. Sen ne yaptın? Ben sana dedim zaten öyle olmayacağını. Aa! Çok güzel. Ağzını şapırdatmayınca daha başka? Lezzetli oluyormuş. Öyle duymuştum bir yerde. Alışverişe çıktınız mı? İndirimler çok fazla. Çok güzel indirimler var. Haftaya gidelim. Mutlaka gidelim. Güzel.
Anne! Ay gel oğlum gel. Deli galiba gel. Deliciğim tadı kaldırıyorum biraz. Ne oluyor be? Bağıra bağıra gidiyor kadın. Su var mı su? Ne? Su. Ne diyorsun ya? Ya su su su. Ya deseme su istiyorum diye. Diyemiyorum ki ağzım yok. Melike. Senin Marsilya elektronik şirketine neden 17 milyon borcun olabilir acaba? Ne elektronik ne elektronik? 17 milyon okeysin. Şirketin ismi mi şaşırttı sen? Yok. 17 milyona da okey değilim de. Ne zırvalıyorsun sen? Nur topu gibi bir hacizin oldu Melike'ciğim. 17 milyon TL'cik. Hayırlı olsun. Alırken çiftliği yoktu öyle bir haciz falan. Çünkü çiftlik Rozan üzerineydi. Sen çiftliği kendi üzerine alınca borçlu olduğun şirkete çat diye haciz koymuş. Benim niye borcum var ki? Bana mı soruyorsun bunu Melike? Çünkü ben de sana sabahtır bunu soruyorum da. Marsilya diyorsun yani. Evet, Marsilya. Evet Melike. Elektronik diyorsun. Evet, elektronik diyorum Melike. Marsilya elektronik diyorsun ama. Evet Melike, ikisini yan yana koyunca bu çıkıyor ortaya. Borcum var bir de yani. He Melike, he! 17 milyon borcum var, he! Delirtmeye mi çalışıyorsun beni insan içinde? Delirtmeye çalışıyorum seni. Tamam, amacına ulaştın o zaman. Sonuç? Ya Taner zamanında bana böyle bir yatırımdan bahsetmiş. İşte bir yazılım şirketi var, çok iyi para var bunda, çok iyi kazanacağız falan filan diye. Sonra bir şirket açtı. Beni de ortak yaptı hatta. Sonra böyle çok para harcadık, yatırım yaptık, borçlar çıktı. O yüzden hani ne kadar ortak varsa hepsinin şahsi kefaletlerini istiyorlar. Bu kağıtların hepsini hem ben hem sen imzalayacağız deyip bir sürü kağıt koydu önüme. İmzaladım ben de. Süper, tamam imzaladıysan kafaya takacak bir şey yok ya. Yok canım, ne takacağız? Satacağız zaten çiftliği ya. Melike, üstünde 17 milyon haciz olan bir çiftliği senden kim niye alsın? Ha. Öyle de. Evet abi. Aman boş ver ya. Daha bir sürü malı var Taner'in. Boşanınca onları alırım ben. Takma canım, ne olacak? Ya şu para pul eksenli konuşmalardan bir çık Allah aşkına ya. Vallahi kötü duruyor artık. Allah Allah, ne yapayım o zaman? Ne önerirsin Doğan Bey? Bir şey yapmana gerek yok. Yani günler bir şey yapmadan da kendi kendine geçebiliyor yani. Şu bebeğin DNA sonuçları ne zaman çıkacak? Çıkacak yakında. Haber veririm sana. Ben gidiyorum şimdi, işim var. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gün kendinden nasıl geçiyor ona bakacağım. Kal, beraber bakalım. Yo, ben biliyorum günlerin kendinden nasıl geçtiğini. Çok vaktim oldu öğrenmek. Kal işte, öğret bana neler biliyorsun sen. Kalayım ya. Kal işte, ne yapacaksın ofiste? Yok be, basit, kendin de öğrenebilirsin. Oturuyorsun öyle bön bön karşıya bakıyorsun. Senin bilmiyorum. Kal işte ya, ne yapacaksın ofiste? Gitmem lazım, hadi işim var. Gidecek misin ya? Vallahi gittim bile, hadi bak bak nasıl gittim. Şaşkınsın ya, şaşkın. Israr etme abi. Ne kalacağım kızın yanında 5 dakika daha? Bana ne ya? Lan ne olurdu oğlum 5 dakika daha kalsaydın ya? Kız ne kadar hevesliydi bak seninle vakit geçirmek için. Kalmam abi. O 5 dakika sonra benim hayatımın kayması olarak geri döner bana. Ama bugün çok sıcaktı kız. Bence kalmalıydın. İşte tam da bu yüzden kalmam. Ben biliyorum ne olacağını ya. Önce abuk subuk konuşup sinirimi bozacak. Ondan sonra gelecek yanıma kedi gibi yumuşak yumuşak aklımı alacak. Ondan sonra ben arkasında gezeceğim Mecnun Mecnun. Kendi gidecek, başkasıyla evlenecek. Ben mal gibi kalacağım ortada. Lan ama abarttın ya. Sanki ilk defa kızla yalnız kalacaksın ha. Yo, bu defa farklıydı. Görmedin mi? Kedi gibi nasıl sokuldu bana? Biliyorum, aklımı alacaktı benim o. Kaç Doğan sen, kaç. Anca kaçarsın. Konu Melike olunca anca kaçarsın. Vallahi kaçmak candır. Ha, bize kaçmaktan bahsedene bak. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Kimlerle uğraşıyoruz ya? Avukat! Hepsi avukat. Avukat Doğan! Taner, heh. Hayırdır oğlum sen? Asıl sen hayırdır Doğan abi. Bu ne bu? Bu ne lan Doğan abi? Oğlum duruşmanız var ya işte, onun bildiren tebligat.
Yazık sana be. Ayıp be, sana abi dedim, abi. Lan başlama gene abi dedim falan. Konuşmadık bunları Taner ya. Boşanacaktınız hani, konuştuk. Niye sürpriz olmuş gibi davranıyorsun? Boşanmıyorum. Boşanmıyorum. Tek taraflı boşansın da, feshetsin evliliği. Ben boşanmıyorum. O istiyorsa hanımefendi kendi söyle ona. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Bir şey yok hayatım, ben hallederim. Hadi git. Ay, neyi hallediyorsunuz acaba? Yani ben bugüne kadar bir şey hallettiğinizi göremedim de Doğan Beyciğim. Halletmekten ne anladığınıza bağlı Sezen Hanımcığım. Siz kimdiniz tam olarak? Avukat Ceylan Tarhan ben. Doğan'ın nişanlısıyım. Aa! Çok sevindim. Lan ne sarılıyorsun her gördüğün kadına, bırak kızı. Memnun oldum anlamında yani. Taner Dağveren ben de, Melike'nin eşiyim. Tamam, tokalaştınız ya az önce ya. Bir dakika, Melike'nin eşi mi? Hala galiba. Ay, çok şaşırdım. Ay, yanlış anlamayın yani. Ben Melike'yi Doğan Bey'in sevgilisi sanıyordum da. Hadi Taner, gidelim biz erkek erkeğe, dışarıda edelim muhabbetinizi. Bırak evet, şunları. Kusura bakmayın siz de. Az çalışın, çalışın. Bura kafe mi? Çalışın az. Danışan onlar. Ya bana bak, ne oluyor? Ne bileyim ben ne oluyor? Sen de hep bir atar gider. Allah Allah. Şöyle koyayım. Var mı yeni alaka Roman? Biz köpe oluşturduk oğlum. He, Köpoğlu ya, o da Doğan abi ya. Onun yerine Baybunu'ya getirdim. Afiyet olsun, yenişteye gider. Oğlum ne alaka, nasıl bir alaka kurdun ya? Biri yoğurt, neyse tamam hadi. Tamam, afiyet olsun. Baş başa olduğumuz iyi oldu. Ben bayağıdır sana karşı içimi açmak istiyorum. Ne gibi Taner? Yani dertleşmek gibi. Tabii sen de dinlersen abi. Yani bunu iş olarak yapan insanlar var aslında Taner. Hem ekonomiye de bir katkın olurdu ama... ille de sen dinle abi diyorsan dinlerim yani. Eyvallah. Benim babam... Hı? Ben çok küçükken öldü abi. Reis amcam... baktı bana. Amca baba yarısı. Kendi oğlu gibi büyüttü abi beni. Zaten onun oğlu yok. Kızları var onun. İşlerin başına birinin geçmesi gerekiyormuş. O da mecburen ben oluyorum abi. Ama inanır mısın, hiç de istemiyorum biliyor musun? Benim öyle mafya, mufya da falan gözüm yok be abi. Zaten öyle yapıda biri de değilim ben. Hayır Taner, asla yapamam deme. Bir insan bir şey yapmaya inanırsa her şey mümkün bence. Kendine güven, sadece güven Taner. Abi yok, ben yapmak istemediğimden dolayı. Ha, yapmak istemiyorum. Ne bileyim, sende var öyle potansiyel. Ya yok be abi, ben tavuk bile kesemem. Yani hem niye keseyim ki? Aşçı mıyım ben Doğan abi? Bir de bütün örnekler niye tavuk üzerine abi? Ne gerek var? Bak, babam, hı hı, biz küçükken deve keserdi. Deve? He. Kurbanda deve alırdı. Bizim sülale de geniş biliyor musun? Deveyi keserdi, bütün sülaleye dağıtırdı. Reis amcam da bir keresinde öküz kesmişti. Allah Allah. Vallahi billahi. Tek başına öküzü aldı. Bayağı adam indirdi mi? Kimse karışmasın dedi ya. Vallahi o da öküz kesti. Şimdi mantıken düşününce bizim ailede tavuk geleneği yok abi. Allah Allah. Niye yok? Ne bileyim? Şimdi Taner, ailenizin et yeme geleneklerini umursamadığımdan değil, yanlış anlama. Ama bu bilgilerin bana ne faydası var? Bana niye anlatıyorsun bunu Taner? Ya beni daha yakından tanı diye Doğan abi. Ya Taner, tanıyorum ben seni, bırak şimdi ya. Orada adam kaçırıyorsun, tehdit ediyorsun, insanla öldürüyorsun. Asarım, keserim, yok yaşatmam. Kalp kırıyorsun hep. Sonra da geliyorsun, tavuk kesemem abi diyorsun. Yani bunu benden duymuş olma ama Taner. Sen o minnoş kalbin yüzünden tavuk kesemiyor değilsin. Senin gözün büyük başlarda. Sen büyük baş seviyorsun Taner. Yok be abi. Onlar hep korkak adam tripleri. Böyle çok korkan adamlar çok saldırgan olurlar. Hani biri bir şeyden çok bahsediyorsa onda en çok o eksiktir ya. Benimki de o hesap işte. Ha?
Ya abi, işte diyorum ki ben bu amcamın bana biçtiği gömleği giymek istemiyorum. Vallahi istemiyorum ya. Ben istiyorum ki Melike ile mutlu, huzurlu, aksiyonsuz bir hayatımız olsun. Ne kadar huzurlu hayat istiyorsan ata tohumu bulup biber domates yetiştirseydin Taner. Gittin tohumları başka kadına ektin. Şimdi de meyveleri çıktı. Nur topu gibi çocuğun oldu maşallah. Kolay gelsin. Ne yapacaksın şimdi? Orada büyük abi işte ya. Gerçekten. Bak, amcam hapse girince işleri... Hı? Melike ile de evlenince ilişkiyi batırdım. Ama işte bak, yani reisim çok iyi insan da çok hapse giriyor be Taner. Yok be abi, üç kere falan. Üçte bir rakam Taner. Sonuncuyla dört. Al yani. Bak, dört olmuş. Ha. Bak ne diyorsun? Ha. Reis hapse girince diyorsun, İşlerim. O gömleği giymek zorunda kaldım. Her şey mahvoldu diyorsun. Mecbur. İşte Melike'yi de zar zor ikna ettik evlenmeye. Evlendi de kız benimle. Ama evlendikten sonra sadık kalmayı akıl edemedim işte abi. Ama en önemlisi o değil mi Taner ya? Vallahi o. İşte şimdi tek hedefim bir şekilde Melike'nin gönlünü tekrar kazanmak. Ama nasıl? Ben ***'lım ya. Ben değil mi Doğan abi? Yani sana haksızlık etmek istemiyorum ama Taner bazen de süper tespitlerim var ya. Var. Tespitlerim iyidir. Hadi tespitlerime. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.